Danışmandan soruşturdu. Ben bütün insaniyatki yaxşılık kıyım kelyapti. Qanday qilib bunu eplesem bo'ladi? Danışman aytibdi ki, hiç kimge zararing tegmasin. Şunda hammaga yaxşılık qilgan bo'lasan. Hammaga bitta siz özingiz yaxşılık qilib chiqa olmaysiz. Lekin hiç kimge zararingiz tegmasa, mana şu hammaga yaxşılık qilganingiz bo'ladi. Zararlardan tiyilgan odam avvalo dünyada özü fayda ko'radi. Vicdanan sakin bo'ladi. O özü ham odamlardan zarar ko'rmaydi. Hazret Navoiyning bir bayti bor. Pil bo'lsa agar hasming, desanki zarar topmay. Bir pashshaga olamda yetkizma zarar har, yetkurma zarar hargiz. Pil bo'lsa agar hasming, desanki zarar topmay. Bir pashshaga olamda yetkurma zarar hargiz. Odatda pil jismi katta bo'lgani bilan quloqiga pasha kirib qolsa shundan azor topardi. Hazrat Navoiy aytayaptilarki, agar pildek bo'lib, baquvvat bo'lib, shunaqa juda katta odam bo'lsang ham zarar ko'rmay desang, pashaga azor berma. Pil pashani haydab unga azor bersa, u quloqiga kirib uni azoblaydi. Tashbih. Demak, inson zararlardan tiyilish bilan o'zini zararlardan omonda qiladi. Juda ko'p qo'ni-qo'shnichilik, qarindosh-urug'chilikda siz zarardan tiyilingda zarar to'xtaydi. Adi desa badi deb, menga o'qiganim deb siz unga zarar qaytaraversangiz, zarar kattayib boraveradi. Shunaqa bo'lib jaholiyat paytida ikkita odamdan boshlangan janjal qabilalar o'rtasida urushga aylanib ketardi. Zarardan tiyilish o'zingizga omonlik beradi. Eng asosiysi hadisga amal qilib zararlardan tiyilgan odamning oxiratiga hisobi oson bo'ladi. İnşallah. Çünkü zarar aynısı bir onun canına, malına zararının hesabı ahirette kıyım bulur. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam etkenler ki kıyamet günü Allah subhanahu ve teala ibadetten keyin birinci soruya diyen narsası kan hakkı diyenler. Yani insanlara yetkazilgan zararın hakkı. Ve mahkeme buladı. Mahkemede anavşe zulümler, zararlar muhakemesi buladı. Hozir odamlarimiz birovlar haqqiga nihoyatda xotirjam bo'lib qoldi. Keyin bu zarar masalasi, mana birovga zarar yetkazish, birovga zulm masalalari bu hali aytganimizdek mizoj bilan o'lchanadigan narsa emas bu. Odamlarni mizojiga qo'ysangiz, million odamni o'ldirib qo'yib o'zini to'g'ri qildim deb turaveradi. O'zi bular odam bo'lmasdi deydi, nima desa deydi. Halkın mülkünü umarıp durup, özünü çünkü hakdar diye buluşu mümkün. Yetimli hakkını yiyip koyup durup, ama kitabalar, yani ki başkası. Amanın mülkünü yegen hem yetimli hakkını yegen buladı. Özünü hakdar diye buluşu mümkün. Bunların muhakemesi kıyamette var hala. Hiçbir şunu kıskırışı sıkayım. Boşaşıp ketdi. Birovning haqqini yeyish, birovga zarar keltirishni oqibati qiyomatda bor. Hisob kitobi. Hadisga amal qilgan odam inshaalloh zarardan o'zini tiyish bilan o'zining hisob kitobi uchun juda katta, demak, yaxshi bir foyda keltirgan bo'ladi.